su gören de diyere vay, vay yaralı ağam ey vay, vay yaralı ağam ey vay. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyke ya Eba Abdillah ve alel ervahilleti hallet bifinak aleyke minni salamullah ebeden ma begitu ve begiyel leylu ve nahar ve la cealahullahu ahirel ehdi minna li ziyaretekum. Esselamu alel Hüseyin ve ala Ali ibn el-Hüseyin ve ala evlad el-Hüseyin ve ala ashab el-Hüseyin. Allah Azze ve Celle bizleri İmam Hüseyin aleyhissalatu vesselamın gerçek samimi matemzedelerinden karar kılsın. İmam Hüseyin aleyhissalatu vesselamın kıyamından başlayarak günümüze kadar sıkça sorula gelen sorulardan birisi de neden İmam Hüseyin kıyam etti? İmam Hüseyin'i kıyama zorlayan şey neydi? İmam Hüseyin aleyhissalatu vesselamın hutbe ve konuşmalarına baktığımızda birçok nedenin zikredildiğini göreceğiz. Fesadın yayılması, ilahi ahkamın değiştirilmesi, Allah'ın helalının haram, haramının helal edilişi, nehyezi münkerin terk edilişi, bidatlarla mücadele edilmeyişi, tam tersine bidatların dine yerleştirilmesi ve en önemlisi liyakatsiz kişilerin yönetici, hakim olması gibi meseleler göze çarpmaktadır. Camia ve toplum asla hükümetsiz olmaz. Bir idareci olmalıdır. Ve bu idarecilerin, hakimlerin toplum üzerindeki etkileri de inkar edilemeyecek kadar açık ve nettir. Yani insanlar kesinlikle yöneticilerinden etkilenmektedir. Emir-ül Müminin İmam Ali aleyhissalatu vesselam Nehcül Belaga'da şöyle buyuruyor. Halk ancak emir sahipleri ıslah olunca düzene girer. Yani yöneticiler ıslah olduğunda, yöneticiler Allah kulu olduğunda, yöneticiler ilahi emir ve yasalara tabi olduklarında halk da ıslah olar, halk da ilahi yasalara tabi olar. وَلَا تَسْلُهُ وُلَاتُ اِلَّا بِاِسْتِقَامَةِ الرَّعِيَّةِ Eğer emir sahipleri de ancak halkın doğru olmasıyla düzelir. Yani iki taraflı ıslah meselesi vardır. Emir sahipleri doğru olmalıdır, yönetilenler doğru olmalıdır. Ve bunlar birbirini tamamlayanlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hükümet ve hakimlerin bozulmasından daha tehlikeli bir düşman görmemiştir. Allah Resulü'nün ümmeti hakkında korktuğu ana şey yöneticilerin bozulmasıdır. Yöneticilerin
hırsız olmasıdır. Yöneticilerin ilahi emirler doğrultusunda hareket etmemesidir. Yöneticilerin halka baskı, zulüm uygulamasıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ümmetin birbirlerini öldürmesinden ve düşmanlarından korkmuyorum. Yani ümmet kendi içinde birbirini öldürmüş, birbirine düşman olmuş diyor. Bu önemli bir korku değil. Belki korkun sapık yöneticilerin halkın idaresine gelmesidir. Azgın yöneticilerin, zalim yöneticilerin gelip başa geçmesidir. Onlar, halk onlara itaat etseler fitneye düşecekler. İsyan etseler öldürülecekler. İslam dini insanın fıtratıyla mutabık bir dindir. Fıtratımıza uyumlu bir dindir. Asla fıtratımıza aksi bir kuralı, kanunu, nizamı yoktur. Ve beşerin hiçbir sorun ve ihtiyacına duyarsız kalmamış, cevapsız bırakmamıştır. Böylesi kamil bir din, yöneticisi kamil olmalıdır. Hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor. Alim ve cahilin ortak olduğu her bir vakanın bir hükmü vardır bu dinde. Hatta elin üzerine gelen bir çiziğin dahi mukaddes dinde hükmü vardır. Dikkat edersek insanın elindeki bir çiziğe hüküm indiren bir din, toplumun hükümet meselesine duyarsız kalması makul mudur? Kesinlikle bu kadar ince düşünen bir din, halkın önemli bir sorunu olan yöneticilerine duyarsız kalmaz. Beşerin ilk hakimi Allah'tır, yöneticisi. Yüce Allah insana hitaben şöyle buyuruyor. Ey insan, ey mahlukatın en faziletlisi. Sen o kadar yüce ve azametlisin ki herkese tabi olamazsın. Her sesin peşine gidemezsin. Her emir sahibine tabi olup itaat edemezsin. Kendi değerini bil. Sadece Allah, peygamber ve peygamberin hanedanına tabi ol. Ya eyyühellezine amenu اَتِعُ اللّٰهَ وَاَتِعُ الرَّسُولَ وَاُلِ الْاَمْرِ مِنْكُمْ Ey iman edenler! Allah'a, peygambere ve içinizdeki emir sahiplerine itaat edin. Bu üçünden başkasına itaat olunmaz. Allah'tan başkasını hakim ve veli edinenler yanılmışlar. Hem dünyada bedbah olmuşlardır, hem kıyamette. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Allah'tan başka dost edinenlerin durumu kendisine ev edinen örümceğin misalidir. Örümceğin hali gibidir onun durumu. Muhakkak ki evlerin en dayanıksızı örümceğin evidir, örümceğin yuvasıdır. O kadar nazik, o kadar dayanıksız ki bir rüzgar dahi onu savurabilmektedir. Küçük bir esinti dahi onu yıkabilmektedir. Allah'tan gayrisini veli edinenlerin durumu bu örümceğin evi misalidir. Her bir fert hakim ve hükümetlere karşı sorumludur, vazifesi vardır. Bugün dünyamızın başına musallat olan bu liyakatsiz yöneticilerin suçu kadar yönetilenlerin de suçu vardır. Halkın duyarsızlıklarından dolayı böylesi liyakatsiz yöneticiler halkı yönetmektedirler. Herkes kendi değer ve kıymetini bilmelidir. İrade ve kudretini, kaderini, iradesini kimseye teslim etmemelidir.
İslam dininde makam, mevki, riyaset ilahi bir emanettir. Bugün dünyamıza, İslam toplumuna hüküm süren yöneticiler bu yönetim, bu makamın, bu mevkinin ilahi bir emanet olduklarını unutmamalıdırlar. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede yine şöyle buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Muhakkak ki Allah emanetleri sahibine teslim edilmesini emreder. Emanet, emanet sahibine verilmelidir. Bu ayetin tefsirinde emanetin ne olduğu hakkında müfessirler şöyle buyuruyorlar. Ayetteki emanetten maksat hükümet ve hakimiyettir. Dolayısıyla halkın iradesini layık olmayanlara teslim etmek Allah'a, peygambere, ehli beyte ihanettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem nübüvvetinin ilanıyla birlikte Emevilerin tehlikesini, Emevilerin İslam toplumuna yapabilecekleri cinayetleri yer yer zikretmiş, halkı uyarmıştır. Beni Umeyye'nin fesat, zulüm ve alçaklığı tarihin acı bir gerçeğidir. Bunlar bir ömür peygamberle mücadele ettiler. Peygambere karşı mağlup olduklarında tabiri caizse elbise değiştirip İslam kisvesine girerek mücadelelerini devam ettirdiler. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem rüyasında Beni Umeyye hanedanından sırasıyla peygamberin minberine inip çıktıklarını gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu rüyasıyla mahzun oldu. Çok rahatsız oldu. Bu rüya adeta peygamberi tedirgin etti. Allah Azze ve Celle ayeti kerimede peygamberimize rüyasından dolayı şöyle buyuruyor. وَمَا جَعَلْنَا الرُّيَا الَّتِي اَرَيْنَكَ اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَشَجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ اِلَّا طُغْيَانًا كَب۪يرًا. Ve biz sana gösterdiğimiz rüyada, yani peygamberin o rüyayı ki sana gösterdik, Kur'an'daki lanetlenmiş ağacı da ancak insanları sınamak için gösterdik ve onları korkutmaktayız. Fakat bu ancak onların taşkınlıklarını artırmada. Bu şeceretil mel'uneyi Kur'an bize beyan buyurmuştur. Kimdir bu şeceretil mel'une? Emevi hanedanıdır. Emevi hanedanı bir zihniyet, bir ekol, bir akım başlattı. Bu zihniyet her dönemde tehlikelidir. Emeviler yok olsa da zihniyetleri bir ekol olarak günümüze geldi. Ve bugün bu zihniyeti taşıyan tüm güçler tehlikeli bir güçtür. İbni Esakir, Ebu Zer Gaffari'den şöyle naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Beni Umeyye'nin sayısı 40 kişiye ulaştığında Allah'ın kullarını keniz ve köle ederler. Allah'ın malını kendi mallarına katarlar. Allah'ın kitabını kenara iterler. Açık ve net bir şekilde Allah Resulü Emevilerin tehlikesini ümmete beyan buyurmuştur.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem aleni bir şekilde Muaviye hakkında şu uyarıda bulunmuştur. İza ra'aytum Muaviyete ala minberi faqtuluhu. Ey ümmetim, ey Müslümanlar, benden sonra Muaviye'yi kürsümde, minberimde gördüğünüzde öldürün onu. İzin vermeyin o kürsüye otursun. Onlar o kürsüye oturur ise o kötü amellerini, niyetlerini pratiğe dökecekler. Ameli boyuta taşıyacaklardır. Bu hadisin nakledenlerden birisi de Hasan-ı Besri'dir. Hasan-ı Besri yine şöyle diyor. Müslümanlar peygamberin emrine itaat etmedikleri için bedbaht oldular. Bugün dünya Müslümanları peygamberin bu emrini yabana attıkları için bunca sefalet ve alçaklığa boyun eğmişlerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Ebu Sufyan ve Muaviye'nin Emirül Müminin İmam Ali ve Allah'ın elçisine olan düşmanlık ve kinlerini gördüğü için ümmetini uyarıyordu. Müslümanları gafletten uyandırmaya gayret ediyordu. Bu hanedan halkın, yani Ebu Sufyan hanedanı halkın cehaletinden istifade ederek peygamberin minberine çıktılar. Peygamberin kürsüsünde oturup düşünce ve planlarını, hedeflerini birer birer pratiğe döküp ameli göstermeye başladılar. Muaviye hakikatta cahiliye adetlerini ihya etmeye başladı. O kürsüye oturur oturmaz cahiliye adetlerini ihya etmeye başladı. Ve var gücüyle bu adetleri halkın içerisinde yaymaya çalıştı. Neydi ilk adımı? Halkın cehaletinden istifade etmek. Muaviye ve hanedanının geçmişi çirkinliklerle doludur. Ziyaret-i aşuranın tabiriyle ninesi babaannesi ciğer yiyendir. Dedeleri Ebu Cehil, Ebu Sufyan, bunlar peygamberin, haşimilerin İslamiyet'ten önceki azılı düşmanlarıdır. Ve bu kötü çirkin geçmişleriyle birlikte Muaviye ve hanedanı bir ömür İslam ve dinle mücadele ettiler. Mekke fethedildikten sonra canlarını kurtarmak için de o günün en tahkir amiz sözü olan entumut tulaga, siz tulagasınız. Bu lakabı peygamber onlara verdi. Peygamber kasıtlı bir şekilde bunlara bu aşağılayıcı lakabı verdi. Siz tulagasınız. Siz yani alçak, şahsiyetsiz, tabiri caizse bağışlanmış, affolunmuş bir zavallısınız. Abdullah bin Ömer Muaviye'ye verdiği cevapta şu cümleleri kullanıyor. Ey Muaviye, siz tulakanın hilafetle ne işi olur? Yani o kadar aşağı bir söz ki, yani sizin gibi birisinin hilafette ne işi var? Hilafet iddia ediyorsunuz. Ayşe Muaviye'ye şöyle itiraz etti. Yani manfaatları çatıştığında, siz tulakasınız, hilafet size haram edilmiştir dedi. Muaviye'nin hilafetindeki en önemli desteği, gücü Şam'dı. Şam bölgesiydi. Bugünkü sadece Şam beldesi, bugünkü Suriye'nin Şam'ından ibaret değildi. O gün Şam bölgesi büyüktü. Suriye'yi kapsamaktaydı, Lübnan'ı kapsamaktaydı, Ürdün'ü, büyük bir alanı kapsamaktaydı.
Niçin oradan güç kuvvet alıyordu? Şam İslam'ın merkezinden uzaktı. Medine'den uzaktı. İslam ve şeriatı Emevilerden öğrendiler. Yani Emevilerin İslam ve şeriatını öğrendiler. Maalesef, maalesef üzülerek bugünkü İslam ülkeleri maalesef İslamiyeti Emevi'nin İslamiyetinden öğrendiler. Çünkü o gün Maviye Şamat bölgesinde kendisini Şecere-i Teyyib'e tanıtmıştı. Hani Kur'an-ı Kerim'de iki tane ağaçtan söz ediliyor ya, demin birisini tilavet ettim. Şeceratel Mel'une Emevi hanedanıdır ve Şeceratı Teyyib'e pak temiz ağaç Haşimiler peygamberimizin hanedanıdır. Maviye Şam'da kendisini Şecere-i Teyyib'e tanıttı. Katıbül Vehh tanıttı. Müminlerin dayısı tanıttı. Hatta Şamlılar şöyle diyordular: Maviye peygamber olmasa da peygamber yarısıdır. Hatta diyor bazı Şamlılar Maviye'ye selam vererken Esselamu aleyke ya Resulallah diyordu. Bu denli Şam halkını bunlar yoğurmuştular. İstedikleri kıvama getirmiştiler. Maviye'nin saray alimleri de hadis uydurarak, hadis cel ederek Maviye'nin konumunu güçlendiriyordular. Örneğin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den şöyle bir hadis cel etmişlerdi. El-umenâ'u selâsetun. Yöneticiler üç kişidir. Bir ene, yani Resulullah'ın kendi, biri benim ve Cibril'u ve Maviye, Cebrail ve Maviye. Ve bunun gibi hadisleri saray alimleri din kitaplarının içerisine soktular, halka sundular. Yine Ehl-i Sünnet alimlerinden Suyuti şöyle naklediyor. Maviye döneminde 70 bin minberden, kürsüden İmam Ali'ye lanet okundu. Düşün, İslam beldelerinde 70 bin kürsüden İmam Ali'ye lanetler okunuyordu. Halk öylesine aldatılmıştı ki, öylesine tabiri caizse beyinleri yıkanmıştı ki, şehit Mutahhari, Allah ruhunu şad eylesin, şöyle diyor. İmam Bakır aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Kerbela'da 30 bin kişi peygamberin evladını öldürmek için bir araya geldi ve hepsinin niyeti de Allah'a yaklaşmaktı. Yani gurbeten ilallah deyip kılıç sallıyordular. Gurbeten ilallah deyip ok atıyordular. Gurbeten ilallah deyip mızrak kullanıyordular. Sıfın savaşında Emirül Mümininle savaşmaya gelenlerin şiarı buydu. Ali namaz kılmıyor, namaz kılmayanla savaşıyoruz biz. Ve maalesef İslam toplumu günümüzde Ehl-i Beyt'ten fıkhını almayanlar, Ehl-i Beyt'ten akaidini almayanlar, Ehl-i Beyt aleyhumussalatu vesselam öğretileri üzerine temel inançlarını oturtmayanlar Emevilerin Maviye'nin itikat ve inancına sahip oldular. Su gören de diyerek vay, vay yaralı ağam ey vay, vay yaralı ağam ey vay.